mektupta hem zamanın tanımını yapacağız hem de bu zamandaki en büyük ihsanı Cenab-ı Hakk'ın bunu öğrenmiş olacağız nur talebelerine. Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife imanı kurtarmaktır. Başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Sakın benlik, ve gurura meder şeylerden çekin. Tevazu, mahfiyet ve terk-i enaniyet bu zamanda ehli hakikata lazım ve elzemdir diyor. Şimdi bu zamanda dedi ki en büyük ihsan bir ve bu zamanda en büyük vazife iki imanı kurtarmaktır. İki başkalarının imanına kuvvet verecek, verecek bir surette çalışmaktır. En büyük ihsan imanı kurtarılması. En büyük vazife de neymiş? Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Şimdi biz bu zamanı bilirsek bu sefer gelecek cümleyi daha iyi anlayacağız. Bu zaman neydi? Böyle 4-5 tane örnek vereyim külliyattan. İşte zaman fitneyi ahir zaman. Hani 124 bin peygamber, hadsiz 124 milyar evliya, hadsiz ehli tahkik. Allah'ım ve ecelimin fitnete ahir zaman demişler. Yani maneviyat noktasında en büyük peygamberden en ami evliyaya kadar hepsi fitneyi ahir zamandan Allah'a sığınmıştır. Onların sığındığı zamanın bu zamanın insanı tam içinde. Karşımda müthiş bir yangın var, alevleri göklere çıkmış, onu söndürmeye koşuyorum diyor Üstü Hazretleri. Dördüncü meselede 40 vefiyattan birkaçı kurtarmış derken sekke-i gaybi de biri kurtarmış diyor 40 vefiyattan. Bu zamanın başka bir özelliği de bin seneden beri İslamiyet aleyhinde yapılan plan, proje, propaganda, şek ve şüphe hepsi fırsat bulup bu zamanda hücum etmiş alem-i İslam'a. Başka üstadımız bir mektupta geçiyor böyle bir e, mahkeme heyetine söylüyor. Bakın zamanı nasıl tahlil ediyor. Diyor ki siz diyor kemalist oldunuz, komünist oldunuz, sosyalist oldunuz. Bu manalarda siyonist oldunuz. Beni diyor Üstad Hazretleri ilgilendirmez diyor. Neden? Soruyorlar neden? Çünkü diyor siz diyor Üstad Hazretleri o hakimlere, savcılara yüzde elli dini terbiyeyi aldınız diyor. Sizin vaziyetiniz böyle diyor. Bundan diyor, yaklaşık 50 sene sonra gelecek nesli ati diyor, ne yapacak diyor. Onların vaziyetine bir tahttur ettin diyor. Yüzde 80'i, Üstad Hazretleri Emirdağ'da geçiyor, nefse emmaresine tabi olacak diyor. Bakın, o mektuptan 50 sene sonra, yaklaşık 2000'li yıllar, bu zamanlar yani. İşte böyle bir zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife imanı kurtarmaktır başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Üstadımız dördüncü meselede bir insanın İngiliz kadar, Alman kadar serveti olsa, aklı varsa diyor. Bakın akıl şartını koyuyor. Aklı varsa imanı kazanmak için sarf etmesi gerekir diyor. Ve de bu imanı kazanmak ve kaybetmek davası insanların hususan Müslümanların başına açılmış İşte böyle bir zamanda hem bir ihsan hem de bir vazife hem imanımız kurtulacak hem de başkasının imanına kuvvet verecek derecede çalışmış olacağız. Bakın gelen cümle şimdi hiç belki konuyla alakası yok ama çok ehemmiyetli bir alakası var. Diyor ki sakın benlik ve gurura medar şeylerden çekin tevazu, mahviyet ve terki enaniyet bu zamanda ehli hakikata lazım ve elzemdir diyor. Yani meseleyi hemen enfüse getirdi. Cenab-ı Hak şimdi bize bir nimet vermiş. Eğer biz benlik yaparsak, gurur yaparsak, enaniyet yaparsak o nimetin şeklini değiştirebiliyorsun. Böyle kıymetini noksan edebilirsin. O yüzden ne yapacak? Tevazu yapmamız lazım. Mahfiyet yapmamız lazım. Terki enaniyet yapmamız lazım. Bakın biz ücretimizi peşin aldık peşin. Ücretimizi peşine aldığımızdan dolayı o zaman bizim üzerimize düşen ne? Bunu muhafaza etmek, bu nimeti, bu vazifeyi. Mesela üstadımız, işte talebeleri samimiyet namına, uhuvvet namına, ihlas namına yapılması gereken fedakarlık namına her şeyi yapmıştır. Peki bize ne kaldı? Heh, onu muhafaza etmek. İşte enaniyet yaptığın zaman, gurur, kibir yaptığın zaman bu sefer sana verilen bu nimeti ve hakikati, vazifeyi, ne yapıyorsun? Kendi ihtiyarınla bozuyorsun. Mesela üstadımız, bakın tarihte eşi benzeri gözükmemiş. Risale-i Nur, 6000 bin sayfa marifetullah ve muhabbetullah'tan bahsediyor. Bunların yazılması için kağıt yok, kalem yok, eksi 30-40 derece, fena kokular ziyadeleşmiş. Böyle bir ortamda yazılıyor. Üstad Hazretleri diyor ki, Cenab-ı Hak diyor bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını, ince bir sap ile koca bir kavunu çıkardığı gibi benim gibi aciz, fakir, zayıf bir adamdan böyle bir eseri çıkarması onun ilminin, iradesinin, kudretinin delilidir diyor. Şimdi ben yazsam böyle bir esere ne derdim bu kadar zorlamalara rağmen başardım. Böyle bir eseri yazdım. Bak enaniyet, gurur yapıyorum. İşte yapmış olduğumuz hizmetlerde, Faaliyetler de kesinlikle benlik, enaniyet, gurur yapmayacağız. Kemalimizi kemalsizlikte bileceğiz yani. Kemal hizmettir. Faaliyetlerdir. Kemalsizlik bize ait. Eğer biz bunu bilmezsek bu sefer ne yapıyorsun? Hem o ihsanı bozuyorsun hem de vazifeyi bozuyorsun. Sen gözükebiliyorsun yani. Bakın enteresan bir şey. Şimdi bu risaleler böyle neredeyse Kibrit kutularına yazılmış İbrahim. Kibrit kutularına yazılmış değil mi? Şu anda son sistem teknoloji makineleri var. Ben şimdi soruyorum. O zaman kibrit kutularına yazılan risaleler mi daha fazla intişar etti, insanlara tesir etti? Yoksa şimdi mi bu kadar intişar ediyor, tesir ediyor bu teknoloji makineleriyle? Küçük küçük bu sigara kağıtlarına, kibrit kutularına yazılan risalelerde daha fazla tesir vardı. Şimdiki belki o tesirin o kadarı yok yani. Neden? Çünkü şahsiyetler araya karışabiliyor. Üstad bu mektupta bunu nazara veriyor. Bakın bu meseleden sonra meseleyi bize getiriyor. Halbuki cümlenin akışına göre daha farklı bir şeyden devam etmesi lazımdı yani. Vazifelerin taksiminden vesaire şeylerden bahsedebilirdi. Hülasa olarak Bizim yapacağımız şey elimizdeki nimeti, vazifeyi, ihsanı kendimize enaniyet, gurur, kibir, benlik vererek noksan etmemek. Peki ne yapacağız? Tevazu, mahviyet ve terki enaniyet yaparak bu zamanda ehli hakikatin yapması gereken efendim, vasıfları bu şekilde ortaya koymuş olacağız.